Şimdi. Evet sevgili dostlar, görüyorsunuz motorlar kaçacak çabuk. Gördün mü? Gördüm arkasına. Yani motorları neden seviyorum biliyor musun? Racing motorlar. Arkada kız var ya, şöyle oturuyor ya. O çok seksi mi oluyor? Bana mı öyle geliyor? Yani en dandik, en salak, en çirkin kız bile şöyle motorun üstüne oturduğu zaman güzel oluyor. Sen anlar mısın bu işten? Evet. Ha, anlarsın tamam o zaman. Güzel. Çünkü ama sen nasıl anlayacaksın? Senin sevdiğin şey ya chopper vardı değil mi? CC barı yok ama mecbur. Ne var? CC barı olmadığı için. Ha CC barı olmadığı için terbiyesiz. Gelmiş bana teknik konuşuyor. Ya arkadaş bunlara basmıyor. Bastığın yere bak dikkat et. Gel. Gel. Evet. Dağden Otomotiv'deyiz arkadaşlar. Dağden Otomotiv'de böyle sağlam arabalar var. Dağden Otomotiv'de böyle sağlam. Geçenlerde böyle vuracak oldum tamam mı? Dağden Otomotiv'de böyle sağlam arabalar var falan dedim. Alarmı çaldı arabanın. Bir de yani anahtarı da bulamadılar. 25 tane anahtar var içeride. 25 araba var. İçlerinden bana ne kadar küfür ettiklerini zannediyorum ama hiçbir şey demediler. Olur abi böyle şeyler. İş kazası dedi. Anlayışla karşıladılar. Hayret. Yaşar Bey öyle bir adam. Gerçekten birazdan görürsünüz. Evet arkadaşlar en çok sevilen Alman markalarından bir tanesi. Marka söyleyemiyoruz ama gösterebiliyoruz. Evet. Şöyle arabaları yavaş yavaş çek. Ben de onları göstereyim. Hangi arabalar var bu hafta? Biliyorsunuz her hafta Dağden Otomotiv'de arabalar değişiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok önemli. Özellikle ben Alman markası beğeniyorum. Bir tane bir Alman markası bir arabam var. Kamyonet de olsa Alman markası sonuçta arkadaşlar. Ben seviyorum ama bu şey demek değil yani. Yerli markalar kötü demek değil. Ama Alman markası biraz daha pahalı. Biraz daha böyle lüks. Biraz daha böyle sizi daha çok yaşatmaya yönelik. Yani Airbnb fazla, güvenliği fazla, ABS'si, ASR'si, SRS'si ve yanında sevgilisi. Yok, o yoktu değil mi? Pardon yani neyse. O bizde var neyse. Evet, evet öyle bir durum var arkadaşlar. Görüyorsun gel. Aynı zamanda mesela benim arabanın kamyoneti değil bu ama benim arabanın bineği bu. Kamyon, ben bu marka arabadan kullanıyorum. Gerçekten şu marka araba benim çok hoşuma gidiyor sevgili dostlar. Ne zamandır ben kendime bu 11 kişilik böyle City Van dediğimiz minibüs tarzı, kamyonet tarzı arabalardan arıyorum. Bir türlü Dağden Otomotiv getirmedi. Üzüldüm. Ben de ondan satın alacağım inşallah. Nasip olursa, Allah nasip ederse. Evet, bankada yardım ederse. Sen de yardım edeceksin mi? Sen bir bana 15 bin çıkartır mısın? Çıkartırım abi. 70 bin lira çünkü arkadaşlar. O ne lan daire parası gibi Allah seni kahretmesin diyorsun ama yani ediyor. Gel. İçeriye gel. Gel buraya gel. Evet koşturuz. Hayır bir de asistan da yeni böyle kamerayı sallama. Kendini sallan kamerayı sallama. Deprem olsa bina kafana çökse kamerayı sağlam tutacaksın. Anladın mı? Anladım. Evet. Askeri sistemle çalışıyoruz biz. Gel buraya. Yalnız sen karşıdan çekeceksin Yaşar Bey'i. Ben önemli değil. Tabii buradan çekersen kolonu da böyle Allah seni kahırbera and haylanet olsun diye bir vitamin parçası vardı. Onunla da bir alakamız yok. Evet merhaba. Ya Yaşar Bey. Burada zaten bir galeriye sahipsiniz. En azından kaç tane araba var şu an? Takriben. Toplam şirketimiz bünyesinde 22 tane aracımız var. 22 tane aracımız var şu an. Biraz şey yap. Zoom gir. Ya, kameraman yeni de arada bir azarlayacağım kusura bakmasın değil mi? Hani benim eşim vardı eski kameraman her şeyi biliyordu. O beni azarlıyordu. Şimdi sıra bende. Değil mi kız? Evet. Bir de cevap veriyor. Bunlar hepsi cevap veriyor. Yeni nesil böyle. Neyse, konuya alakamız yok. Siz aynı zamanda 20 tane aracınız var tezgahta duran. Bir de malum sitelerden girip oradan da mı satış yapıyorsunuz? Bu arabayı senin için bakıyorum abi. Benim için bakıyorsun. 28.500. Çok ucuz ya, ben ucuz araba almam. 2004 model. Ne o, Bangkok'ta mı diyorsun, bu ne? Ha pardon, o bir isimmiş, özür dilerim. Bangkok'tan gelecek falan dedim. Ne oluyor bir gümrük bana bir şey gibi, kol pidesi, biliyor musun kol pidesini? Bilirim. Kıymalı kol pidesini biliyor musun? Boşnak kol pidesi falan vardır, böyle Arnavut pidesi falan vardır, çok iyidir. Hiç yedin mi daha önce boşnak kıymalı börek? Yemedim. Ben sana yaptırayım en azından, yapayım derken yani biraz hamur açma konusunda biraz beceriksizim. Evet, peki son zamanlarda en çok tercih edilen araba türü nedir? Yani binek mi, spor araba mı, hangisini satıyorsun son haftalarda? Her hafta değişiyor biliyorum literatür. Ya genelde binek. Binek daha çok mu gidiyor? Binek daha çok gidiyor. Peki işler nasıl şu an? Aralık itibariyle yılbaşına geliyoruz. Yılbaşına doğru. Vallahi işler bu aralar güzel. Bu aralar güzel. Çünkü haftalık değerlendiriyor Yaşar Bey. Yani yılbaşından sonra daha iyi olmasını bekliyoruz. Yılbaşından sonra neden daha iyi olacak? İnsan yılbaşına gidiyorlar ve paralarını eğleniyor, meyleniyor. Ona para harcıyorlar. Para harcadıktan sonra kalanına göre mi araba alıyorlar?
Yani eğlenceye daha çok mu harcıyoruz biz? Parası bitiyor, arabasını satıyor. Parası bitiyor. Arabasını satıyor. Kime satıyor? Size satıyor. Tabii. Siz de bana satacaksınız. E böyle bir geri dönüşü olacak. Ben bazen kızıyordum mesela. Benim mesela eski aracım vardı. Bundan 4 önceki aracımda böyle 3 senede bir arıza yapardı. Araç örneğin atıyorum motorda bir arıza yaptı diyelim. Ben kızıyordum, sinirleniyordum. Burada çorbacı vardı böyle sanayide. Çorbacıya giriyordum. Ya abi diyordum, Hüseyin abi bu nasıl bir şey ya? 3 sene oldu daha yine aldım kullanalım. 3 sene oldu da 99'ları marka araç. 3 sene oldu gördüm ben. 3 sene oldu. Nasıl olacak kardeşim falan. Böyle olur mu? Böyle 3 senede bir arıza mı yaparmış araba dedim. Adam şey dedi. Arıza yapacak ki biz para kazanacağız arada bir. Tabii. Yani 3 senede bir arıza yapacak artık yeter. Öyle bir durum var. Peki Yaşar Bey, kaseti değiştirmem gerekiyor büyük bir ihtimal. Kaset mi bitiyor? Evet. Kaset bitiyor. Yaşar Bey kaseti bitirdin ya. Nasıl konuşma o? Peki son zamanlarda son bir dakika haberi olarak şöyle bir soru yöneltmek istiyorum size Yaşar Bey. Yılbaşında ne yapacaksınız ve yılbaşında insanların nasıl eğlenmesini istiyorsunuz? Eğlenisinler mi daha doğrusu? Vallahi yılbaşında kaç kişiyi götüreceksin diskoya gibi. Şaka. Evet. Şaka bir tarafa. Yılbaşında ne yapıyorsunuz? Evde oturacağız abi. Tombala oynayacağız. Evde oturup tombala olacaksınız. Evet. İş adamları böyle yapıyor sevgili dostlar. Yaşar Bey'le birazdan görüşürüz. Teşekkürler Yaşar Bey. Çok sağ olun. Evet. Görüyorsunuz birazdan arabaları çekti ama ondan önce ben bir kaset değiştirmem lazım. Madem kaset bitiyor. Daha önce niye... Ya arkadaş ben bu... Ben ne yapayım sana ben? Hiçbir şekilde görüntüyü aşağı ne veriyor? Ben dövdüm mü döveceğim kardeşim. Yok konuşma. Ben sana. Evet tabii. Birazdan geliriz. Evet arkadaşlar şimdi bir hata yaptık. Kaset bitiyor diye işaret veriyor. Kasetin kaç dakika kalmış? 4 dakika. 4 dakika kalmış. 4 dakika Yaşar Bey'le ne kadar çok şey konuşabiliriz? 4 dakika içerisinde bir dünya kurtarılabilir mi? Türkiye kurtarılabilir mi? 4 dakika içerisinde ne yapılabilir sizce? Ya böyle bir malumat furuş yapsak. İstediğini yapabiliriz. 4 dakika içerisinde araba sattım. Mesela buraya geldi müşteri. Gördüğün an itibariyle bir panter gibi üstüne müşterinin atlayıp bir araba, Alman arabası, bir Türk arabası sattınız mı efendim öyle? Bir anda bağladınız mı? 4 dakikada müşteri bağladınız oldu mu? Keşke öyle olsa. Ne kadar sürüyor bir müşteriye satış yapmak, bir araba satış yapmak? Kaç dakika sürüyor takriben? 1 saat sürer. 1 saat uğraşıyor musunuz ya? Ne kadar para kazanıyorsun ki 1 saat uğraşıyorsun müşteriyle? Ben o kadar insanla uğraşmam ya. Benim toplam 10 dakikadır ya. Herkes, o da 10 dakika. Herkes senin gibi olsa abi keşke. 10 dakikada 20 kişi sıkıştırıyorum ben ya. 4 dakikada bağlı. Çok zor işleri gerçekten çok zor. Yaşar Bey bu sefer kesin gidiyorum. Teşekkürler. Evet arkadaşlar çok sağ olun. 4 dakikada satış olmadığına göre bu işte gerçekten ciddi bir iş. İnsanları tamamıyla bilgilendirmek gerekiyor. Arabalar konusunda arabanın motoru, CCC, efendim kaportası nasıl bilmem bunu ikna etmek gerekiyor. Ve adamın bilgisine, ilgisine ve fıtratına göre de araba satmak gerekiyor. Bu profesyoneliktir. Dağdön Otomotiv'de arkadaşlar, Dağdön Otomotiv'de en az sizde 1 saat ilgileniyorlar. Mesela benim kuaförüm de 1 saat ilgileniyor da aynı şey değil. Saçım uzun. Konuya nereden geldin?